Merhaba Medya Tava TV izleyicileri. Teknoloji hayatımızın her alanında yaşamımıza entegre olmuş durumda. Öyle ki vücudumuzu bilim ve teknolojiyle birleşimiyle yönetebildiğimizi öğrendik bugün ve bu konuyu biohacking ile gerçekleştiriyoruz. Biohacking nedir? Bu sorunun cevabını da bir biohacker'dan alacağız. Bizler ve sizler kendisini sağlık cini olarak sosyal medyadan tanıyorsunuz. Çok değerli doktor Tuğba Güleç yayınımızda. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Merhaba Eki Hanım, hoş buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle biohacking'i çok güzel anlattınız. Çünkü tabir çok yeni, kimse de buna haiz değil. Ama sizden böyle duymak takipçim olduğunuzu çok daha iyi bana gösterdi. Teşekkür ediyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Biohacking dediniz, ben biohacking olarak telaffuz ettim. İkisi de kullanılıyor mu? Tabii biohacking Türkçesi, biohacking aslında yeni oradan geldiği için, ben de hep gündemi oradan takip ettiğim için de Londra'daydım doktor olarak önceden. O yüzden hep oranın diliyle bunları söylüyorum, öyle alışkın olduğum için, ama biohacking de olur. Ama hacking eki, ING eki İngilizce ya, aslında doğrusu biohacking. Biohacking, tamam. Peki şimdi biohacking deyince tabii dikkatimizi çeken bir hack kelimesi var. Hackerlardan çok iyi biliyoruz biz bunu. Sanki oradan türetilmiş bir kavram gibi geldi. Ben lafı daha fazla uzatmayayım kendi adıma. Size hemen pası atıyorum. Biohacking nedir? Ne işe yarar? Sizden öğrenelim öncelikle. Tabii, teşekkür ederim tekrar. Hacking dediğiniz gibi çok aşina olduğumuz bir kavram. Hacking nedir? Bir sisteme girip sistemle değişik lik yaparak, küçük modifikasyonlarla o sistemi değiştirmeye çalışmak ve sonucunu değiştirmektir. Aslında biohacking de aynı buradan türedi. Zamanında Silikon Vadisi'nde Dave Asprey, yani Bulletproof şirketinin CEO'su Dave Asprey'in başlattığı bu akım, ne demek? Hacking yapıyoruz. Neye yapıyoruz? Biyolojik canlılara. Yani kendi vücudumuza ya da herhangi bir canlıda. O zaman ne oluyor ismi? Biohacking. Yine biz vücudumuzda küçük modifikasyonlarla kendimizin en iyi versiyonu olmaya çalışıyoruz. Biz özelliklerimizi, işlevlerimizi maksimize ediyoruz. Biohacking aslında be your best self, yani kendinin en iyi hali oldan çıkan bir akım. Kendinin en iyi olma halimiz, en çok bu şeyde duyduk, hani estetik uygulamalarında duyuyorduk. Şimdi sanırım içsel estetik desek doğru olur mu acaba? Haklısınız ama şöyle detay vereyim ben orada. Aslında evet, dolgu botoks da biohacking'in içinde. Biohacking'in 3 tane kolu var. Anlatacağım daha sonra onları, ama biohacking'in grinding, yani öğütücülük adı altında yaptığı işlemlerden bir tanesi dolgu botoks. Zaten temelde ilk alın dolgu botoks ne? Enjeksiyon. Biohacking'in de alt dalı olan grinding'de enjeksiyonlar çok hakim. O yüzden daha sonra anlatayım ben bunu, haklısınız ama. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Biohacking kavramı nasıl ortaya çıktı? Demin kısaca bahsettiniz. Biz bunu mesela kendi usulümüzde, hani şöyle derler ya, aslında biz bunu hep uyguluyoruz ama bu şu forma büründü falan gibi, böyle tıpta geçen formlar vardır ya, söylemler. Öyle bir şey mi? Sanki öyle gibi geliyor kulağa. Ben şimdi size anlatayım o zaman alt dalları. Siz diyeceksiniz, evet, ki zaten ben bunu yapıyorum. Ben bunu duymuştum. Çünkü bazen yapıp da farkında varmadığımız, bizi rahatlatan şeyler sonucunda bir bilimle açıklandığında çok daha güzel etki ediyor. Ben şöyle anlatayım biohacking'i. Dave Asprey'in akımıyla beraber üçe bölüyoruz. Ben de onu takip ediyorum. Kendisinin sıkı takipçisiyim. Şöyle yapıyoruz. Biohacking'i üç şekilde açıklayabilirim ben. Birincisi nutrigenomik. Nutrigenomik ne? Besinlerle beraber genimizi değiştirerek aynı şekilde, yani genimizin işleyişini daha güzel, daha sağlıklı, kronik hastalıklardan korunarak yaşayabiliyoruz. Ne yapılıyor bu nutrigenomikte? Gen besin haritası çıkarılıyor ve buna göre yaşam sağlanıyor. Bu aslında çoğumuzun bu bana iyi gelmiyor, ben bunu yememeliyim dediği şey. Laktoz iyi gelmiyor mu? Yemeyin. Şeker iyi gelmiyor mu? Yemeyin. Aslında bu yapıyoruz ama bilimde bunun yeri var ve açıklandı. Onun dışında do it yourself, DIY biology, yani kendin yap biyolojisi. Asıl sizin dediğiniz kısım bu. Mesela eliminasyon diyeti. Nedir eliminasyon diyeti? Belirli bir besini kontrol deneyiyle, yani yaptığımız diğer her şeyi devam ederek sadece bir besini hayatımızdan çıkarıp nasıl etki ediyor? Bütün neler değişti? Daha mı iyi uyuyorum? Daha mı beynimde sis yok? Daha mı keskin düşünüyorum gibi, bunları kendimize sorarak sonra o besin diyetimize yavaş yavaş tekrar alarak gözlemlemek.
Bu eliminasyon diyeti, bu görsel biyolojinin altında yapabileceğimiz bir şey. İkincisi aralıklı oruç. Duymuşsunuzdur aralıklı orucu. Bu biohacking'in en çok sevdiği, çünkü masrafsız, yapılabilmesi çok kolay, herkesin kendinde yapabileceği bir biohacking yöntemi. Ne bu aralıklı oruç? Özellikle 16-8 yapılıyor. Belli saatler arasında sadece su tüketiyoruz. En kolayı hangisi? Akşam 8'den sabah 1'e. Hiçbir şey yemiyoruz. Kahve içebiliriz çünkü kahvede sütsüz olduğunda kalori yok. Çay içebiliriz, çay içebiliriz ama onun dışında süt dahi içmiyoruz. Ne yapıyoruz? Otofaji. Yani her gün üreyen kanser hücrelerini öldürüyoruz. Açlık bu anlamda biohacking'in çok kullandığı bir ajan. Bunun dışında şeker diyeti yapabiliriz. Şeker vücudumuzun enflamasyonunu arttırır, iltihap yapar. Bedensel arınma şekersiz diyetle çok güzel sağlanabilir. Ve çok güzel bir yöntem söyleyeceğim. Topraklama. Yani çıplak ayak mucizesi. Metropol hayatıyla beraber değil mi? Her gün çorap giyiyoruz, ayakkabı giyiyoruz. Ama bu bilimsel araştırmalarda kanıtlandı ki çorap ve ayakkabı bizim negatif elektriği atmamızı engelliyor. Her gün mutlaka sıcak bir havada özellikle çimene, toprağa basmamız gerek. Enerjimizi atmamız gerek. Onun dışında do it yourself'tan kendimiz yapabileceğimiz bir örnek daha vereceğim. O da sirkadyen ritimle beraber uyku korsanlığı aslında bu. Gece gün batımıyla uyuyup gün doğumuyla kalkmak çok güzel bir şekilde. Bu da hem depresyonu hem modumuzu ayarlayıp kronik hastalıklardan koruyor. Son bir örnek daha söyleyeceğim biohacking'e. Grinding, yani öğütücülük. Aslında işin tasımlı yeri burası. Çünkü enjeksiyonlar burada. Özellikle glutatyon, NAD+, ve alfa-lipoik asit gibi. Beyin fonksiyonlarımızı arttıracak. Telomerimizi uzaltacak. Yani DNA'mızın kısalmasını durduracak. Aynı zamanda glutatyonun anti-aging ve anti-oksidan özelliğiyle bizi çoğu hastalıktan koruyacak sihirler biohacking'in grinding, yani öğütücü kısmında. Ama burada bir risk var. Dediğim gibi bak, buraya kadar anlattığım her şey, tabii ki biohacking'de ne yaparsak yapalım, hangi yöntemi uyguluyorsak uygulayalım, mutlaka doktorumuza danışıyoruz. Doktorumuza danışmadan asla tek başımıza yapmayalım. Çünkü diyabet olabilir, tansiyon problemimiz olabilir, en basit açlık diyeti bile bize sıkıntı çıkarabilir. Doktorumuza mutlaka danışıyoruz. Onun yanında RFID gibi implantlar hem bizi köreleştirebilir, hem cilt altı implant olduğu için zararlı olabilir. Bunlar zaten şu an Türkiye'de yok. Dünyada da uygulaması çok dar. Ama ileride bunların da adını daha sık duyacağız. Evet. Dediniz ki hani doktor kontrolünde yapmak gerekiyor bu çalışmayı. Peki ben burada hemen şunu sormak istiyorum. Evde biohacking yapabilir miyiz? Yani çünkü bahsettiğiniz unsurlar hani böyle kaliteli yaşama yönelik, doğru beslenmeye yönelik, kendimizi daha iyi, daha zinde hissedebileceğimiz bir insan formuna yönelik açıkçası çalışmalar. O yüzden biz evde mesela biohacking yapabilir miyiz? İşte eleme diyeti yapabilir miyiz? Ki keza aralıklı oruç biliyorsunuz özellikle sosyal medyada birçok hesaptan yapılabilir düzeyde paylaşılıyor. İnsanlar da uyguluyor. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. İlk adım, eğer siz de biohacker olmak istiyorsanız bu bir tabii mümkün. Hemen ne yapabiliriz? Öncelikle uykumuzu. Günde mutlaka 7 ila 8 saat uyumalıyız. Eğer siz 10 ile 2 arasında uyursanız o uyku bizim vücudumuzu ve beynimizi yenilemek için çok gerekli bir uyku. Buradan başlayabiliriz. Bu çok kolay bir biohacking yöntemi. Sonra ikinci, eliminasyon diyetini yaparız. Üçüncü, aralıklı oruca başlarız. Bunlar hep step by step, tek tek, yavaş yavaş yapabileceğimiz şeyler. Topraklamayla başlayabilirsiniz. Mesela bugün kendiniz için çıkalım dışarı. Çimen, bugün hava biraz aslında güzel. Gün batımı çok güzel olacak. Gün doğumu da çok güzeldi. Gün batımını izlerken toprağa basalım. Toprakla negatifimizi atalım. Bugün bunları yapabiliriz. Ertesi gün bunlara alışınca vücudumuz, etkilerini görünce hemen ne yapalım? Aralıklı oruca başlayalım. Ona alışınca, çünkü vücuda hep beraber birden yüklenmek bu biohacker'lık şeyinde yok. Nasıl diyeyim? Genetinde yok. Bu değil olay. Hep vücudumuzu alıştıra, kendimizi iyi hissede öyle bir şey ki zaten daha çok hani biohacker'lık başladığınızda devam ediyorsunuz. Çünkü ben kendimi o kadar iyi hissediyorum ki yapmadan duramam bunları ve çok mutluyum o anlamda. Hani evde ama yine yapmadan önce bana sorabilirsiniz Instagram'dan. Mümkün olarak cevap vermeye çalışıyorum mesajlara. Onun dışında internete pek güvenmiyorum çünkü zaten çok yeni bir oluşum. O yüzden Türkiye'deki kaynaklar yeterli değil. Başka ne yapabiliriz evde? Şeker diyetine yine başlayabiliriz. Bu şekilde ilk an.
Peki bu şeker diyeti dediniz. Mesela hiçbir şekilde şeker tüketmemek üzerine bir alışkanlık mı olmalı? Yoksa hani tatlı yiyebilir miyiz gibi algılayabilir miyiz bunu? Şöyle söyleyeyim. Şeker deyince aslında glikoz, değil mi? Bunun rafine şekeri de var ama meyve şekeri de var, fruktoz. Şeker alacaksak da şimdi önce şeker diyetinde 21 gün hiç şeker almıyoruz. Buna meyve şekeri de dahil, buna rafine şeker de dahil, buna organik vanilya şekeri de dahil. O yüzden 21 günden sonra vücudumuzu iyi hissedince, anlayınca şekerin nasıl etki yaptığını, diyelim ki çok sizde dramatik bir değişiklik olmadı. O zaman tekrar yavaş yavaş meyve şekerinden başlayıp zararsız şekerden tekrar ekleyebiliriz diyetimize. Ama aslında için en optimali, en maksimize edici yolu rafine şeker asla tüketmemek. Evet, bu sanırım bu şeyler değil mi? Hani küp şekerler vesaire çaya atılan. Evet, küp şekerler, yapay şekerler, aslında no sugar, yani şekersiz denilen şeylerin içindeki o sakkarozlar veya farklı şeker, bunların hepsi yapay şeker. Sıfır kalori de olsa şeker zehirdir. Evet, çok teşekkür ederiz. Bir Rica de ederim. biraz önce bu biyotekik türleriyle alakalı testlerden de bahsettiniz. Bu testler yapılması gerekiyor mu? Mesela benim vücudum işte glikoza duyarlı ya da işte laktoza duyarlı. Hani bu tarz testler de var ya beslenmeyle ilgili. Hepimizin gidip biz neye alerjimiz var, ne bize kilo aldırıyor vesaire gibi bu testleri yaptırabilir miyiz? Çünkü bazı kaynaklarda bu testlerin doğru olmadığı yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Sizi yakalamışken sormak istedim açıkçası. Teşekkür ederim tabii. Şimdi şöyle, aslında bu testleri eliminasyon yöntemiyle yaptığımızda bazen sıkıntı olabiliyor. Ne gibi? Hasta veya kişi bunu yiyor ama içinde o besinin olduğunu fark etmiyor. Pardon. O yüzden eliminasyon diyeti çok yararlı ve efektif olmuyor. Ama ne yapabiliriz biz? Mikrobiyom testi var. Bağırsak testi. Bağırsağımızdaki floranın haritasını çıkarıyor. Ve bakteri bakteri, mantar mantar ne varsa hepsini bize gösteriyor. Ve kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Bağırsak florasında vücudumuza neyi geliyor gelmiyor bunda kişiselleştirilmiş tıp çok önemli. Gelir geçer herkese olacak genel bilim hiçbir geçerliliği yok. Hepimizin parmak izi gibi hepimizin bağırsak florası da birbirinden eş, birbirinden farklı, benzer, pardon. Değil. O yüzden bizim kendimizin yaptığı testten de ziyade bağırsak floramızın hepsini çıkarıp ona göre beslenmeyi yapmamız gerek. Aynı zamanda nütrigenomik de buna çok uygun çünkü kendi besin generatınız kişisel oluyor. O yüzden buna göre yerseniz, buna göre içerseniz o zaman bu testlerin yapılması daha sağlıklı ve daha geçerli olur. Bir anlamı olur testin. Evet. Programı bitireceğim ama sizinle konuşmak gerçekten çok keyifli. Son olarak aslında ben sizin çok sevdiğim sayfanızdan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Fenomen bir doktorsunuz. Yani böyle ifade etsem sanırım doğru ifade edeceğim. Sosyal medya üzerinden sağlık cini olarak herkese ulaşıyorsunuz. Çok güzel içerikler kurguluyorsunuz. En son yaptığınız çalışmalardan biri hani bu her yiyeceğin zararlı olduğu yönünde ne yapacağını bilmeyen bir kişi olarak kendinizi karikatürize ettiniz. Çok beğendim o videonuzu. Bu konuyu da sorarak kapatmak istiyorum. Eğlenceli bitirelim. Gerçekten nasıl bir karar vereceğiz? Çünkü ne yesek önümüze o yasak, bu tehlikeli, o zararlı, şunu almayın, işte falanca kanser yapıyor, filanca alerji yapıyor gibi bir sürü bilgi dolu. Nasıl ayırt edeceğiz? Tuba Hanım, bize yardım edin. Bir nevi videoyu çekerken çok eğlendim. Sizin de eğlenmeniz beni çok mutlu etti. Çünkü Evet. gerçekten ben bir video yayınlıyorum. Diyorum ki tüketmeniz gereken 5 besin. Altına yazıyorum ki avokado. Avokado şöyle işte yaban mersinde şu var, bitter çikolatada işte şu bulundu diye takipçilerim yazıyor. Ben o zaman ne size önereyim? Ve bu beni artık bu şekilde gerçekten üzdüğü için böyle anlatmak istedim kendimi bu yolla. Ve ne yapacağız? Şunu yapacağız İlker Hanım. Yapacağımız tek bir şey var. O besin bana iyi geliyor mu? İsterse o besin içinde desinler ki bu var, bu var. Eğer o besin bana iyi geliyorsa içinde ne olduğunun o anlamda çok da bir şey kalmıyor. İyi geliyor mu gelmiyor mu nasıl anlayacağım? Kontrollü deney yapacağım. O besini hiç tüketmeyeceğim. Sonrasında hayatımı alacağım. Beyin fonksiyonlarım arttı. Ben daha iyi düşünüyorum. Gece daha iyi uyuyorum. Daha mutlu bir insanım. O zaman tüketmelisiniz siz onu. Ama en yararlı besin olsun. Lahana değil mi?
Lahana yiyorsanız ve sizin İBS'niz varsa, yani huzursuz bağırsak sendromu, o lahana size iyi gelmez. Bu lahana iyi bir yiyecektir demek yanlış. Lahana size kötü gelen bir yiyecektir, nokta. O yüzden ne yapıyoruz? Kişiselleştirilmiş tıp. Buna uyarsak eğer, kendimizi dinlersek, yiyeceklerin bize nasıl geldiğinde odaklanırsak hiç sıkıntımız kalmaz. Sorunuz cevap oldu mu? Evet, kesinlikle oldu. Hatta şöyle bir motto ile bitirebilir miyiz programı? Beslenme kişisel bir olaydır. Çok doğru. Hatta böyle bitirelim lütfen. Evet, bu motto ile bitirelim. Tamam, çok teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, hoşça kalın. Sevgiler, teşekkür ederim. Medyatava TV izleyicileri, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.